Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar yine konu gündem İsrail Filistin. İsrail problemi e, malum dünyanın gündeminde şu an var. Bu konunun jeopolitik, istihbarat, askeri muhtemel sonuçları açısından sizlere kendimce değerlendirdim, gördüklerimi anlattım ama dünyada şu an için gündem bu. Diğer tüm gündemler aşağı doğru gitti. Asya gündemi gitti. Amerika Birleşik Çin'le uğraşması gitti. Afrika gündemi gitti. Ukrayna bile gündemden düştü. Konu geldi burada. Bu konuda da bugün size özel derin bir analizden çok özellikle sabah namazından sonra ciddi bir kitle var tahmin ediyorum. Sabahleyin erkenden işine gitmek isteyen yolla arabada dinleyenler. Bir de gece 12'den sonra ciddi arkadaşlar var. Hocam az da olsa sohbet de olsa video çekin diyen arkadaşlar var. Bunu onlar için çekiyorum. Değerli arkadaşlar Dün bazı arkadaşlar mesaj attı. Google yarı yapmış. Bu video kısıtlandı diye. Aslında bu İsrail, Filistin bu problem başlayınca çekmiş olduğum videolarda bu tip uyarılar sıkça geldi. Kanalı riske atmamak için dilimde kullandığım ifadelerde YouTube'un ilkelerine göre hareket edeceğim. Zaten bu konuda bakış açımı biliyorsunuz. İsrail-Filistin meselesi artık İsrail olmak, Müslüman olmak, Yahudi olmak, Hristiyan olmakla alakalı değil. Bana göre insan olmakla alakalı. Şu an çocuklar, kadınlar, siviller 24 saat bombalanıyor. Buna vicdanı olan, merhametli olan herkes buna dur, burada bir ateşkes olsun, barış olsun, insani ihtiyaçlar giderilsin. Hem İsrail halkı huzura kavuşsun, hem Filistinli huzura kavuşsun. İki devletli bir çözüm olsun. Dünyanın şu an beklediği şey bu. Olur mu? Olmaz. Bugün İsrail Savunma Bakanlığı bir açıklaması vardı. İsrail durduracak güç yok diyor. Yani öyle bir kibir var ki, gözü dönmüşlük var ki. Yok mu gerçekten? Değerli arkadaşlar, bir de İsrail'in içinde ne oluyor? Ondan bahsedeyim ben size. Bir de Kaziye Kara Harekatı neden gecikti? Ne olur diye sorular sormuşsunuz. Hay hay. İsrail'in içi şu an e, ee, ne denir? Arap saçı gibi. Yani böyle bir ifade var. Karma karışık. Yapılan bir anket var. Ankette 7 ot, 7 ot kastesi yapıyor. Ee, %77'si katılanların suçlu olarak Netanyahu gösteriyor. %66 da bu süreç bittiğinde görevden alınsın diyor. Halk Netanyahu hedef gösteriyor. Hatta İsrail sosyal medyalarında hamasaçı saçı. Çağrı vardı. Siz esirleri bize verin, biz Netanyahu'yu size verelim şeklinde. Halk Netanyahu'yu suçluyor. Netanyahu da güvenlik bürokrasisine, askerlere, istihbaratlara suçluyor. Birbirine bir güvensizlik var. Bugün Haaretz gazetesinde bir şey vardı. Üç bakan istifa etmeyi düşünüyor. Netanyahu'ya sorumluluğunu, bu başarısızlığın sorumluluğunu üstlensin diye. Yine gazetelerde çıkan haber var. Bu noktada yine İsrail medyasında görmediğim, Batı medyasında görmediğim ya da gerçek anlamda güvenilir illaki Batı medyası demiyorum. Onlara zaten güvenmiyoruz. Doğu medyasında da emin olmadığım şeyleri paylaşmıyorum ama İsrail ordusunda ciddi psikolojik sorunlar olduğu ortaya ortada. Bu nedenle kara savaşı biraz uzuyor. Nedenlerinden bahsedeceğim. Bir güvensizlik var. Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu'ya bastırıyor. Önce esir işini bir çözelim. Dünyanın gözü önünde orada esirleri bombalayıp öldürmeyin. Ki bombalıyorlar şu an. Öyle bölmedi de belli değil zaten. Hamas açıklama yapmıştı. E, saldırı sonrası birkaç esir öldü şeklinde. Daha ilk günlerde yapmıştı. Şimdi e, New York Times'ta bir yazı vardı. E, Amerika Birleşik Devletleri baskı yapıyor kara savaşının geciktirmesi için. İsrail ordur Radyosu bugün bir açıklama yaptı. Kara Savaşı, Amerika'dan yedek kuvvet bekleniyor. Amerikan kuvvetlerini bekliyoruz diye. Yani yalnız biz buraya giremiyoruz diye. Yalnız oraya girmekte sıkıntılı bir iş. Musul'da bile eşit olan mücadelede, rakkada o döneme bakarsanız 9 ay sürdü. Amerikan kuvvetleri bu da. Yani İsrail kuvvetlerinden daha iyi bu anlamda. E, Ramal geçmişteki şeylere baktığımızda Irak'ta Felusi'de bu kolay bir iş değil ki Hamas 20 yıldır buna hazırlanıyor. Aşağıda tüneller var kara savaşına girdiği zaman çıkmama ihtimali var. Nasıl çıkmama ihtimali var? Büyük kayıplar olursa İsrail bunu kaldıramaz. Dünyada zaten şu an sorgulanıyor. Kapasiteleri, İsrail askerinin istifadının kapasitesi sorgulan hale geldi. Şehir savaşında böyle bir sıkıntıya girebilir. Önce diyorlar hızlı bir girip, hızlıca girip Hamas'ı yerle bir edip çıkalım veyahut da ağır planlı uzun bir savaş mı olsun? Hızlıca girdiğinde bu işi çözemeyelim diyor. Kendi arasındaki tartışmaları söylüyorum. Ağır uzun bir savaş olduğunda da savaş uzarsa dünya genelinde kamuoyu değişebilir. Yani zaten halk nezdinde kamuoyu değişik ama batının bize bu noktadaki desteğinde sıkıntı olabilir. Yani sürekli ölümler. Çünkü sivilleri öldürüyorlar sonuçta Hamas. Sivilleri e, kavgan yapıyor diyor ama Gazze'de zaten 2 milyon küsür sivil var şu an. Dünya, dünyada olmayacak bir şey bu. Modern dünyada hele hele Gözü önünde sürekli bomba yapıyor. Bomba atıyorlar ve dünyada seyrediyor. Herkes biri müdahale etsin. Kim müdahale edecek? İsrail Solunan Bakanlığı söylediği gibi bizi, bizi durduracak güç yok diyor şu an için. Buradan çıkartmamız gereken dersler var. Biraz sonra bahsedeceğim. Neler ne, neler gelişebileceğini anlatıyorum ama şu anki mevcut durumda e, Batı'nın İsrail'e savaşı durdur diyecek şeyi yok. Avrupa Dışişleri Bakanlığı, Bakanları toplandı konu için. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bir şey çıkmaz. Amerika Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Ateşkes çağrısı kabul et ya yani ateş kesil kabul etmiyorlar. Nedeni de bu arada Hamas toparlanabilir diyor. Ya nereden toparlanacak? Denizden kapatmışsın, karadan kapatmışsın, havadan kapatmışsın. Giriş çıkış yok. Ukrayna gibi olsaydı mesela Ukrayna'da batı tüm silahları veriyor, istihbaratı veriyor. Tepede Starlink var. Uydu üzerinden haberleşmeyi sağlıyor. Ukrayna <laughs> Da şimdi eğer Gazze'de öyle bir ulaşım imkanı olsaydı İsrail bu savaşı kazanma şansı sıfırdı. Ukrayna gibi olsa yani dışarıdan destek alsa destek veren çok olurdu. Bu anlamda kazanma şansı yoktu. Bu nedenle kapatmış ve şu an için çekiniyorlar e, net bir şekilde. Kendi aralarında ciddi anlaşmazlıklar var. Çünkü güvensizlik var kendi aralarında. Zaten e, Netanyahu'nun yargıyı Hükümetin kontrolünü alma girişiminden dolayı 10 aydır ciddi gösteriler vardı. Sivil itaatsizlikler vardı İsrail'de. Anlaşmazlıklar vardı. İsrail'in yarıya yakını siyonist e, mevcut Netanyahu hükümetinin Siyonizminin dışında ve iki devletli çözüm isteyen çok ciddi bir kitle var. Hem İsrail'in içinde hem yurt dışında aslında Yahudi milleti korunacaksa iki devletli çözümün olması lazım. Kafası basan İsrail de bunu görüyor. Ama Siyonist ideolojik tayfa, Vaat edilmiş topraklar elde Tevrat. Vaat edilmiş topraklarda zaten Filistinleri yok etmek istiyorlardı. Neydi Filistin stratejisi? Batılı çimen stratejisi diyor. Filistin'in e, gazeyi kapatmış. Oradan 50-60 kişi bir saldırsın. Ondan sonra git. Onları yakala. Sivilleri de öldür. Giri çık. 2-3 sene zaman kazan. Bir daha saldırsın. Organize et hatta sen diyor. Git sivilleri öldür, çık korku, panik böylece böyle gider bu diyor. Ama son saldırı böyle olmadı, böyle de gitmeyeceğini gösterdi. İsrail'in tamamen beklemediği bir şey. Bir de şimdi sosyal medyada yok falan adam bunu demiş 50 kişi göndeririz, Hamas'ı saldırtırız filan. Değerli arkadaşlar onlar eski. Bu problem zaten 1948'den beri var. 2014 döneminde söylenen birçok söz var. Bu başka bir olay. Bu olayı anlatırken siz kendinizi Filistinlerin yerine göyün. Babanız ölmüş. Ananız e, sakat kalmış. Bacınız kayıp. Çocuğunuz sıkıntılı. Diyelim ki kaldınız ortada. Fırsat bulursanız ayaklanır mısınız? Baş kaldırır mısınız? Kölelikten kurtulmak için kaldırmazsınız. Eğer ben kölelikten kurtulmak için kaldırmam diyorsanız hemen bu videoyu kapatın. Uzak durun. İnsanlıktan çıkmışsınız demektir. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu, orada insanlar var. Bu insanlar kölelikten kurtulmak için fırsat buldukça hamle yapıyorlar. Başarılı oluyorlar mı? Bu, bu süreçtir. Özgürlük mücadelelerinin tarihini anlattım. Bağımsızlık mücadelelerinin yıllar yıllar arıyor ama daima kazanıyorlar. Burada da güvenim tam, inancım tam. Kesinlikle iki devletli bir çözüm gidecek. İsrail yok edilecek demiyorum. İki devletli bir çözüm. İlk etapta bu. Şimdi Şehir Savaşında bugün sosyal medyada bir şey gördüm e, gazetelerde de vardı ama doğrulatamadım Ukrayna'da satılan anti tank bıceleri var şeyleri var e, tank, tank savaşları var at 4 e, o onlardan almış Hamas bunları sergiliyor gösteriyor gelin bakalım diyor korku o, o da tabii ki psikolojik bir savaş yürütüyor Filistinlerde. Ukrayna'da Amerika ve şehitlerin vermiş olduğu para da, silahlar da yolsuzluktan dolayı e, silahlar satılıyor, paralar yeniyor diye zaten Amerika bunu tartışıyor. Gün, Amerikan Kongresi'nde de gündeme geldi. Kulağını çektiler e, Zelenski'nin. O da e, ordu komiserlerini görevden aldı, İçişleri Bakanı'nın aldığı, birçok yardımcılarını aldı filan. Bir tarafta savaş var ama insanoğlu enteresandır. Bir taraftan para pul peşinde, bizim ülkemizde de çok değişik değil. Benziden dünyanın her tarafında belli şeyler var. Çünkü iktidarı çığırtılı bir şekilde insiyan isteyenler dünyaya çok fazla meyleden insanlar para benim olsun diyor. Sonunda çok da düşünmüyor her neyse. Dolayısıyla böyle bir e, ellerinde tank savar var. Ne kadar var bilemiyoruz. Şehir savaşında yeraltı tünellerinin boyutları da bilinmiyor. Şehir savaşında bir de bir tarafta cennete gitmek isteyen ki açıklama yaptılar biz buradan çıkmayacağız dediler. çıkacağız cennete çıkacağız diye tarafta da yaşamak isteyen iki tane askeri güç var karşı karşıya. Biri tüm dünya batının modern silahlarıyla donatılmış üstte droneler, uçaklar efendim füzeler, denizde gemiler, yerde tanklarla Gazi'ye girecekler ama ölüm korkusu var. İşte bu nedenle savaşı belirleyecek olan şey de budur. Bunun sonunda şöyle de bir çıkmaz var. Joe Biden İsrail'den ayrılırken şunu söylemişti. Sonunu düşünün ne yapacaksınız? Strateji ne? Şimdi İsrail'ler diyor ki Hamas'ı yok etmeliyiz de nasıl edecekler? Sivillerden nasıl ayırt edecekler? Zaten ayırt etmek gibi bir dertleri de yok. Ne kadar öldürürsek o kadar kar mantığıyla hareket ediyorlar. Bir de şunu tartışıyorlar. Tamam şimdi biz Hamas'ı yok ettik. Ondan sonra gazeyi Ne yapacağız? İsrail olarak da bunu yeniden inşa et diyor Amerikalılar. Yeniden inşa et. Böyle güzel güzel binalar yap. Ondan sonra ticareti geliştir. Bunlar parayı pulu görünce, rahatlığı görünce hamas gibi örgütleri, yapıları tasfiye eder diyorlar. Ne kadar bir mantık hatası bu. Yani bunlar köleliği kabul eder parayı verirsen veyahut da şey yaparsan diyor. Değerli arkadaşlar bu mümkün değil. Batı'daki analistlerin tartışmalarını izliyorum. Yani şaşırıyorum. Kendileri köle olur mu? Bu soruyu kendisine sorması lazım. Razı olur mu? Son Filistinliğe kadar bu süreç devam eder. Çimen biçme stratejisi diyorlar. Biraz önce bahsettiğim gibi. Bu doğru bir strateji değil. Bir Yahudi, Amerika Beşikletleri'nden bir profesör bir açıklama yapıyor. Baktım. Diyor ki, savaşı meşrulaştırmak için diyor, Filistinlileri gayri insani varlık olarak tanıtıyorlar. Sıçan, yılan, e, efendim, hayvanlar, İsrail'in savunma bakanı söylemişti. Filistinlilere gayri bir insani varlık. Yani böyle insan dışı varlıklarla savaşıyor. Naziler, işit benzetmelere bakın. Batı medyasında bundan yer alıyor. Batı'dan normal rutin ana akım medyadan bu süreci izleyenler sanki orada acayip boynuzlu böyle yapılı şeyler var. Gariban insana var orada. Çocuklar var, kadınlar var, gözyaşları var orada. Başka bir şey yok. Ama bu süreci böyle yönetme, algıyı yönetmeye çalışıyorlar. Netanyahu'nun söylediği bir şey var. Şeytani bir şehir diyor Gazze'de. Nefret ettiğini söylüyor. Şimdi bu savaşta tamam biz bunu alsak da Gazze'yi yönetemeyiz diyorlar İsrail olaraktan. Yönetmek de istemiyorlar. Önceden 67 öncesi Mısır'daydı. 2005'e kadar İsrail'deydi. Ama şu an burayı biz yönetemeyiz. Bunu ne yapacağız? Bunu tartışıyorlar. Birleşmiş Milletler gücü mü gelsin? şeklinde. Dolayısıyla algıda da dün baktım yine Amerikan medyasında bir kimyasal madde bahsediyorlar. Hamasların elinde bu vardı diyorlar. Şimdi buradan şuna gidecekler. Irak'ta sattan da olduğu gibi burada kimyasal silah var, kitle imha silahları var gibi bir algı yönetmek. Yapabilirler mı? Yaparlar. Irak'ta ne olmuştu? Irak'a müdahale etmek için eğer Sovyetler Birliği kalsaydı müdahale edemezlerdi. Sovyetler Birliği gider gitmez. Satlam'ı da yanlış yönlendiler. Ee, Irak'a müdahale ettiler. Ama onun öncesinde ne vardı? Kette imha silahları var dedi. O süreci bilen bilir. Tony Blair çıktı o dönemin İngiltere'nin başbakanı. Bu noktada açıklama yaptı. Evet var dedi. Ee, Oysa ki Birleşmiş Milletler müfettişi iyi hatırlıyorum gidiyor yok diye rapor tutuyor. 3 gün sonra galiba Brüksel'deydi arabasında ölü bulundu. Kalp krizi dediler. Yani Batı'nın sisteminin nasıl çalıştığını anlatmak için söylüyorum ki bunu söylemek yetmiyor. Ne yapmamız gerektiğini de söyleyeceğim. Şimdi efendim biri buna müdahale etsin. Yok kardeşim buna müdahale edecek güç şu an yok. Ama zaman e, e, önümüzdeki süreçte olacak. Buradan çıkartılması gereken bir ders var. 67'de Araplar yenildi. 73'te yenildi. Daha önce yenildi. Şimdi yeniliyor. Ha bir de şu soruyu soruyor. Araplar niye müdahale etmiyor Arap ülkeleri ya da İslam ülkeleri diye onu da açıklayacağım. Biz şimdi müdahale etsinin ötesinde vatandaş değil de buradan nasıl bir e, plan, proje stratejiyle bu süreci son verilir ondan da bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar şimdi e, algı yönetimini iyi yapıyorlar ama buna rağmen, tüm batı medyasına rağmen Sokaklar Filistin'de yine psikolojik üstünlük Filistinlerde. Bu da aslında dünyanın vicdanı. Niye Filistinlere derken Filistinler ölüyor da ondan dolayı. Yani Filistinlerin ölümü dünyada merhameti şehit olması diyeyim hadi. Merhameti vicdanı hatırlatıyor. İnsanlara bir noktada da insan olduğunu hatırlatıyor. İslam dünyasına da konumunu belirliyor. Diğer Hristiyan dünyasına da kendi konumunu belirleme imkanı veriyor bu şey. Çünkü kiliseyi de bombalıyorlar. Rahipler gitti kıyamet kilisesinde Kudüs'te dua ediyorlar. Papa Joe Biden'la görüşüyor ve Minnesota'da bugün Filistinliler bir gösteri yapıyor. Bakın bunun psikolojik etkileri de var. Bir kişi arabasını onların üstüne sürüyor. Muhtemelen onun üstüne sürerken orada sıçan, fare, hayvan da açtı falan diyor ya Öyle bir topluluk görüyor o kişinin psikolojisinde. Yalnız kurt eylemleri artacak demiştim ya. Daha bundan başlangıç. Kara savaşı dediğimiz yani savaş diye bir şey yok. Ee, yani e, sivillerle İsrail ordusunun e, savaşında e, yalnız kurt eylemleri ve beklenmedik eylemler gündeme gelebilir. Bir sinagog yetkilisi öldürüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ayrıca nasıl ki 70 kişi bir çocuğu bilmem kaç 20 küsür yerinden bıçaklamış küçücük bir çocuğu Amerika Birleşik Devletleri'nde muhtemelen şeytan olarak algılıyor. Batı'nın kodlarıyla oynuyorlar ama bu son oynayışları olacak. Yani 11 Eylül'de de bir kodla oynama oldu bu bölgelere gelmek için. Şöyle bir numara tezgah. Yani bununla ilgili şüpheler çok yaygın bir şekilde var. Bu noktada da Batı aynı Irak'ta Saddam Hüseyin'de kitle imha silahı var dediği gibi. Yok kattafidi bilmem ne var dediği gibi. Aynı şeyi yapıyor ama bu bu sürecin sonunu, bundan sonraki şeyde bu maskeleri düşürüyor. Her videoda söylüyorum, ısrarla bir daha söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderlik vasfını şu an elinden alıyor. İsrail her bombada daha çok alıyor. Joe Biden söylem değiştirdi. İki devlette, de, iki ülkenin de barış içinde yaşıyoruz diyor ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Dışişleri Bakanı da ateş kesiyor ama toparlanır diyor. Yani Filistinliler diyor Hamas derken. Evet şu an İsrail Ordu Karargahı'nda 7 saatlik bir toplantı var. Sonuç alamıyorlar. Çünkü e, İsrail ordusunun mevcut psikolojik durumu birbiri arasında güvensizlik ve kapasitesi bu şehir savaşına şimdilik tankları da çevirdiler. Aradan geçmiş 17 gün başlatamıyor. Amerika ve şehitleri de bu noktada akıl hocalığı yapıyor. Yani çünkü deneyimleri çok daha yüksek. Bu anlamda karadan girdiklerinde sürpriz sonuçları olabilir. Bu nedenle hızlı bir hareket mi, yavaş bir hareket mi tartışmanın odaklandığı nokta burası. Değerli arkadaşlar, bu yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri demokratik ülkeler platformu altında 109 ülkeyi aralık 2 sene önce, geçen sene 120 ülkeyi davet etti, Türkiye'yi davet etmemişti. O ülkelerde Joe Biden'in konuşması kurallara dayalı uluslararası bir düzen. İnsan hakları, özgürlük, demokrasi, açık toplum demişti değil mi? Ama şimdi bu ülkeler hayretle bakıyor. Uluslararası hukuk yok. Hiçbir hukuku dinlemiyor. Bakın Birleşmiş Milletler bugün raportörlere çağrı yaptı. İsrail ordusunun avukatlarına e, savaş suçu olacak şeylere dot edin diyor. Yani burada bir savaş suçu işleniyor dünyanın göz önünde. Burada bir insan hakları ihlal ediliyor. Burada bir özgürlük kısıtlanıyor. Çevirmiş 2 milyonluk bir alanı. Aklınıza gelen her şey var. Peki ne diyecek şimdi Amerika Birleşik Önemli mi? Önemli. Niye önemli? Çünkü psikolojik üstünlüğü kaybederseniz sözünüzün bir anlamı kalmaz. Amerika'nın kendi içinde de böyle olacak bu süreç önümüzdeki dönemde. Şimdi bir de Arap ülkeleri niye müdahale etmiyor Müslüman ülkeler diyorsun? Değerli arkadaşlar, bu ülkeler kopuk. Her birinde bir, bir özellikle Körfez'de ve birçok ülkede krallık var, emirlik var, şeyhlik var, bir düzeni var. Bu düzen yıkılsın istemiyorlar. Ee, zannedildiğiniz gibi öyle İslami kaygıları da olduğunu ben zannetmiyorum. Kültüreldir. Kıyafetleri de kültürel. Bu noktada zayıf. Birbiriyle rekabet halinde. Birbirini kıskanıyorlar. Ee, uzun süre nifak tohumu sokuldu aralarına. Özellikle İngilizler. Aynen bizim burada şimdi Türkiye'de PKK hareketini canlandırmak için, PKK terör örgütünü canlandırmak için Kürtlerle Türkler arasında nifak tohumu ekmeye, ayrıştırmaya uzun süredir yapıyorlar. Niye yapıyorlar bunu? Çünkü burada Kürtler, Türkler, Kürt kardeşlerimizle biz hep beraberiz. Ta Anadolu'ya gelişten beri bunu başaramadılar. PKK bu noktada, PKK terör örgütü onca şeyi yaptı. Şu arkada kitleye bakmayın. Bunu başaramadılar, başaramayacaklar ama Araplar da başardılar. Mesela bizim şimdi bu olayı kahvedeki vatandaş düzeyinde olaya bakarsak ya ben Filistinleri sevmiyorum, Araplar bizi arkadan vurdu dersin. Bu böyle bir dünyadan haberi olmayan kitleyenin duygusal konuşmalarıdır. Veyahut da bir istihbarat aparatının şeyidir, halkı yönlendirmeye yönelik. Neden? Çünkü tarihte milletler hep birbiriyle savaştı. bir Araplar bizi arkadan vurdu mu? Evet, bir kısım Araplar. Tüm Araplar değil. Hangi Araplar? Mekke Medine, Şerif Hüseyin ve çevresinde büyük tahribatlar verdi. Peki bunu kim organize etti? İngiltere organize etti. İngiltere kim? İngiltere'nin o derin yapıdaki, şu anki küreselciler dediğimiz ee, bu noktada Osmanlı coğrafyası, Petrol, Doğalgaz bu coğrafyadaydı. Bir düşünün bakalım Osmanlı'daki Petrol, Doğalgaz'ın boyutunu. Eğer Osmanlı devleti kalsaydı şu an dünyada kraldı. Petrol burada, Doğalgaz burada, lojistik burada, geçit yolları burada değil mi? Edefteri vardı. Ee, Mekke, Medine tarafında Araplar organize ettiler. Filistin tarafında ise Yahudileri organize ettiler. Yahudi lejyon nu var. 5000 kişilik Çanakkale Savaşı'ndan başlayan süreçte orada bir zaten Filistin ya o İsrail devleti kurmak istiyorlardı. Oradaki terör örgütleri Irgun'dan filan bahsettik geçmişler. Yani o aklın nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor. Ne yapıyor? Bir, bir, bakıyor bir toplumda. Bu toplum eğer kendi kendini toparlayıp bana meydan okumamak için ne olması lazım? Etnik olarak da bunları bir ayrıştırayım. Artı mezhep olarak ayrıştırayım. Kavga ettireyim. Sürekli kavga var. Bu nedenle bir kızıl derili ata sözü vardır. Bir suda iki balık kavga ediyorsa burada bir uzun buradan bir uzun bacaklı geçmiştir diye. Yani fitne tohumu çok örnek verdim. Bir kere daha söyleyeyim. Şeyin büyük İskender hocası Aristoya mektup yazıyor. Ben diyor aldığım ülkelerde ileri gelenleri ne yapayım? Hapse mi atayım? Öldüreyim mi? Sürgüne mi göndereyim diyor. Aristo mektup yaz, buna cevap veriyor. Diyor ki, sürgüne gönderirsen güçlenir gelir. Hapse hapiste e, bir fırlak çevirebilirler. E, öldürürsen kan davası olur. Bunları diyor, aralarını aç. Sen de barışçı ol. E, ama hiç barıştırma. Hep nifak ver. O ona, bu buna, hep buna. Yani fitne. Yani yönetim tarzı anlayışı fitneye dayalı. Dolayısıyla şimdi Arapları organize eden belli. Kimdi? Lawrence. Arabistanlı Lawrence. Filmin adı. İzlemeyenler izlesin. Arabistanlı Lawrence. Yürek sızlatıcı sahneleri orada göreceksiniz. Şimdi bu sahneler yaşandı mı? Yaşandı. Bir grup çıkıyor. Araplar bizi arkadan vurdu. Hay. Bir grup Araplar vurdu. Çanakkale'de gidin şehitlikte çok fazla Arap var. Mesela bir kere daha söyleyeyim. Hamas'ın ismini aldığı e, e, şahıs kim? Hamas'ın ismini aldığı e, isim babası El Kassam Tugayları diyor ya e, teşkilatı mahsusa bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın babası dediğimiz teşkilatı mahsusanın üyesidir. Fransızlara karşı Suriye'de direnişi organize etmiştir. Filistin'de İngilizlere karşı direnişi organize edip İngilizler tarafından öldürülmüştür. E, İzzettin El Kassam. Dolayısıyla e, bu noktada daha çekil. Burada Yahudiler Türkleri vurdu mu? Vurdu. Burada bir kısım Araplar vurdu mu? Vurdu. Orada da bir kısım Yahudiler ama hepsi biliyordu orada. O problem şu. Araplar da Hüseyin'e ne vaat ettiler? Ee, kral, sen tüm Arapların kralı olacaksın. Osmanlı'dan kurtarıyoruz. Arapları kral olacaksın. Sonuçta bir halt da vermediler. Suud, kral, Suud hanedanlı ailesini getirip koydular. Ve pişman olduğunda zaten söylüyor. Buradan hareketle bugün şu an için risk değerlendirmesi yaparsak e, Türkiye için risk nedir? Araplar bir risk mi? Türkiye'ye mi saldırmayı düşünüyorlar Araplar? Hayır. İstese de saldıramazlar zaten. Peki İsrail bir risk mi? Evet risk. İsrailler demiyorum. İsrail'in Siyonist tayfa örgüt vaat edilmiş toprakları istiyor. Bin yıldır geliyorlar. Türkiye'de bir parça var mı? Var. İstiyorlar mı? Evet. Filistinleri devlet kurma değil onların niyeti. Tamamen köreleştirip yok edip Sürme uzun vardı adım adım gidiyorlar. Filistin İsrail haritasına 1948'den beri bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi PKK'nın bir bağlantısı var mı İsrailde var. Amaç ne? Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneydoğu'sunda, İran'ın PKK Kürt bölgesinde ve Irak'ın kuzeyinde ayrı ayrı bölge kurup daha sonra bunları birleştirerekten İsrail'e monte etmek büyük vaat edilmiş toplarla gerçekleştirmek. Bu var mı? Var. İşliyor mu? İşliyor. Amerika'nın Orta Doğu'daki dış politikasında bu projeye destek olanlar var mı? Dini yönden var. PKK'ya sayısı belirsiz tır, sürekli silah yardımı geliyor mu? Geliyor. Bu ne için? Amerika'nın bölgedeki birçok jeopolitik hesapları var ama bu vaat edilmiş topraklarla da alakalı. Peki hal böyleyken şu an için Araplar sana saldırmayı düşünmüyor. Ama İsrail vekalet olarak da PKK'yı terör örgütünü Türkiye'ye bir fırsat bulup saldırmak istiyor mu istiyor. Sahne bu mu bu. Tam bu noktada kalkıp birileri Araplar bizi vurdu diye yaygara yapıyorsa bu İsrail'in plan projesini kapatmaya yönelik aparattır. Eğer akıllı biri ise ha KVD'deki vatandaşsa bir şey demiyorum. Vatandaş bugün öyle konuşur, yarın da böyle konuşur. Tabii ki kitleyi etkiliyor bu. Ey Türk milletinin evlatları, gençler şu anki bu dediğim çerçevede bakarsanız şu an için bir risk var Türkiye için. Riski de tanımlamış olduk böylece. Biz İngilizlerle savaştık, Ruslarla savaştık ama hepsiyle iyi ilişkilerimiz var. Tarih böyledir. Milletler savaşır, barışır, savaşır, barışır. Ama küçük milletler özellikle Yunanistan'da, efendim Ermenistan'da bunlar böyle pompalanıyor sürekli büyük idealler uğruna psikolojik problemler yaşıyorlar daha sonra bir kere daha söyleyeyim. 5000 İsrail askeri Yunanistan'dan gitti. Ne yapıyordu bunlar Yunanistan'da? Eğitiyorlar doğru diyor. Yani Türk milleti kendi içinde bir zafiyet yaşarsa eğer buradan PKK'yı orada Yunanistan'a gönderebilirler mi? Evet. Potansiyel olarak. Bu bize bağlı. Şu an öyle bir şansları var mı? Yok. Millet bunu görüyor mu? Akledenler görüyor. Devlet görüyor mu? O da görüyor. Şimdi geliyorum. Efendim Araplar niye Filistin'e sahip çık çıkmıyor. Değerli arkadaşlar çok olmanız önemli değil. Örgütlü yapılar örgütsüz kitleyi daima yönetir. Arka plan daha örgütlerden zaman zaman bahsediyorsa mesela FETÖ kaç kişi? Oyları 0.5 Türkiye'de. Yok bile yani belki o kadar ama teslim aldılar mı? Evet. Yargıyı, vergiyi, askeri bilmem yüz küsür general, 4000 savcı, emniyette sayısı belirsiz polis, devlet kurumlarında böyle devletin işleyiş mekanizmasını ele geçirdiğinde halk halkı birbirinden kopuk ayrı bağırta bağırta hapse attılar mı Ergenekon'da attılar. Anadolu'nun birçok yalnız olan insanı kamu kurumlarından atıp yerine adamları koydular mı kurdular. Batı devletlerinde yönetim mekanizması aynen böyle şu an benim gördüğüm. Bu nedenle Batı halkı Batı'dan bir şey beklemek mümkün değil. Halk ne olup bittiğini çok da ilgilenmiyor da zaten. İşi var, parası var, hayatına bakıyor, tatil programları yapıyor, işte belgesel izliyor, film izliyor, yaşamına bakıyor. Şimdi Arap devletlerine gelince de bunlar ek ekonomileri iyi ama güvenlik problemleri var. Amerika'yı karşısına alamazlar şu an için. Tek tek alamazlar. Sarı öküz hikayesini bilirsiniz. Tek 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 kurt, kurt, kurtlar hepsini götürüyor. Neye ihtiyaç var bu noktada? İşte bu noktada. Lan tu Araplar filan gerek yok. Bu noktada Türk Devleti'nin şu an yürüttüğü bir proje var. Türk Devletler Teşkilatı'nda bir proje yürütüyor muyuz? Evet. Niye yürütüyoruz? Bir, tüm Türkleri, Türk dünyasını birleştiriyoruz. İki, korumaya alıyoruz. Çünkü Sovyet, Rus çarlı işgal etmiş mi? Evet. E, Sovyetler bile işgal etmiş mi? Evet. Çin işgal edebilir mi? Evet. Eğer parça parça durursa Kazakistan niye başkentini taşıdı. Ta bin kilometre içeriye. Çünkü Çin geldiğinde başkente gelmesin diye. Dolayısıyla Türkler şu an aklediyor, bir birlik oluşturuyor. Bu ortak bir orduya da dönüşecek. Ortak bir polis gücüne de dönüşecek. Bu noktada dünyadaki kısa vadede bir tehdit yok. Ama olabilir. Onun için önceden dönüşü Aynısını İslam dünyasının yapması lazım. Türk devlette Teşkilatı'nı kurmak çok zor. Çünkü her bir liderlik var. Her lider hırslı. Ayrıca yani yapıları farklı. Ama Avrupa Birliği'ne baktığında çok daha farklıydı ama kurdular. Bu da kurulur. Şimdi Arapların tek tek yapabileceği hiçbir şey yok. Her koyun kendi bacağından misali. Şu an Suudi Arabistan bu işin patlamasından rahatsız. Niye? Savaş sürerse halk rahatsız olur. Benim iktidarım gidebilir diyor. Normal anlayış bu ama Suudi Arabistan'ın şu anki başbakanı geleceğin kralı olacak Prens Muhammed Bin Selman farklı biri. Yani Arapları birleştirmeye yönelik bir plan projesi olduğunu görüyorum. Yani iş birliğine açık. Diğer Arap ülkeleri de normalde niye birleşsin ki? Parası var, adam kral. Batı'da gidiyor spor kulübü satın alıyor. Efendim şey satın alıyor. İstediğini alıyor. İstediği ünlüleri getiriyor, dizdiriyor, elini öptürüyor. Hollywood'un ünlülerini getiriyorlar. Parayla para değil mi bu? Mısır dersen içinde sıkıntılı, darbeyle gelmiş bir hükümet var. Ekonomi oradan sorumlu. Kayre'de mezarlıklarda yaşıyor. Çok ciddi bir kitle. Korkunç bir ekonomik problem var. Ve İsrail Filistin meselesinde İsrail probleminde savaş uzadığında bu Mısır'ı etkiler. Karışırsa nerede durulacağı belli değil. Yüksek bir nüfusu var. Endişeli. Lübnan zaten iflas etmiş bir ülke. Arap ülkesi olarak da e, ee, doğru düzgün yönetim mekanizması ortada yok. Hizbullah var. Suriye zaten parçalanmış. Libya, Irak ve Suriye'nin parçalanması İsrail'in güvenliği için. Sırada İran ve Türkiye var. Bu saklanmıyor artık. Açık. Bu nedenle siyaset yapan arkadaşların, siyasetçilerin, toplumu yönde gelenlerin, efendim vatandaşın duygusallığıyla ben onu sevmiyorum, ben bunu sevmiyorum değil. Olayı bak ne diyorum? Eğer dini bir inanışınız yoksa bile güçlü, ben Kudüs'le İslam dünyası ilgilenmiyorum diyorsanız ama ben Türk'üm diyorsanız Türkiye'nin jeopolitik güvenliği, milli güvenliği açısından olayları analiz etmek gerekiyor. Sorumlu sahibi bu ülkeyi seviyorsanız bu anlamda. Şimdi Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri zaten İsrail'e normalleşti. Bu adamlar ticaret düşünüyor şu an. Kendi emirliklerini düşünüyor. Aynı şekilde Kuveyt'i, Katar bu noktada farklı hareket ediyor. Niye farklı hareket Katar? Çünkü Osmanlı dönemindeki aile aynen devam ettiriyor. Yani Türklerin en yakın aile bunlar. Ee, Osmanlı'da da böyleydi. Ee, o dönemden beri Katar bir balıkçı şey, kasaba gibi bir yerde o dönemde yani şimdi petrol Doğalgaz özellikle ortaya çıkınca zenginleşti. Ee, daha akıllar gittiği Katar. Onun dışında yemen zaten karıştı gördüğümüz gibi. Eee Uman yani bunların gücü yok. Ülkelerin gücü yok burada. Biraz da bizim gibi ya da Batı gibi kurumsal demokratik sivil toplum kuruluşları falan gelişmemiş. Bir ortada bir hukuk da yok. Yönetici ne derse o al şunu at içeriye at. Bir dönem ben Suudi Arabistan'da eee kraliyet sarayında geçmişte çalışan biriyle sohbet etmiştim. Uzun süre çalışmış habis atılıyor, unutuluyor orada insanlar diyordu o dönemde. Bu 1970'lerden falan bahsediyor. Birçok ülkede öyle olduğunu düşünüyorum ben. Bizim Türk cumhuriyetlerinde de çok farklı bir süreç değişecek. Bu durumda bir kişinin çıkıp bunu organize etmesi lazım. Şimdi dese ki Türkiye'ye gelin arkadaşlar. Bak işte Batı geliyor, tokatlayıp gidiyor. Hepinizin parasını alıyor. İsrail sizin din kardeşlerinize, Araplara her şeyden önce kendi ırkınızdan olan insanlara tokadı çekip gidiyor filan dese bunu kimse aldırmaz, dinlemez. Dedi, diyor da uzun süredir de uğraşıyor. Muhammed Bin Selman da bu işin işte Ama şimdi şartlar olgun. Çünkü Hamas'ın hareketinden sonra ürperdiler. Niye ürperdiler? Bir, kendi e, makamları gidebilir. İki, şunu anlıyorlar ki artık e, Avrupa Birliği'nin gücünün birleş, birleştiğinden Çin'in, Amerika'nın, Rusya'nın bu nedenle bir birlik kurmaları gerektiğinden eğer İslam dünyasında 60 ülkede bir birlik kurulursa bunun ciddi bir ekonomik pazar, ciddi bir ham kaynakları var, ciddi bir diplomatik gücü var. Bu noktada silahın ne kadar olup olmadığı önemli değil. Kimse gelip hop diyemez. İsrail de rahat hareket edemez. İşte Türkiye şu an niye sakin duruyor diyoruz ya. Türkiye'nin bu noktada iki taraf arasında da Elinden gelen imkanlar dahilinde ara bulucu ama Türkiye bundan da ilgilenmiyor. Türkiye benim gördüğüm geleceğe hazırlıyor coğrafyayı. E, coğrafya kaderdir deyip ne aldın hakikaten de o noktada. Türkiye'nin böyle çalışmaları var. Bu nedenle Arap ülkeleri bir şey yapsın diye öyle bir şey yok. Şimdi mevcut bir statüko var. Bu statükoyu öyle kırmak kolay bir şey değil. İşte Türkiye'deki bizim tüm muhalefet partileri birleşti. Ee, Ulcuma Başkanı devremeler değil mi? Burada oturmuş bir mevcut bir seçmen e, sosyolojisi var. Mevcut bir şey var. Kolay bir iş değil. Kim ne ol. Ya da sen gel bir parti kur, iktidara geleceğim. Yok öyle bir şey. Arap dünyasında da bu iş böyle. Küçük küçük zayıf devletler meydan okuyamazlar. Diyelim ki ambargo koydu değil mi? Şimdi Suudi Arabistan, e, Katar, o ambargo. Katar'da zaten Amerikan üssü var. Bir, iki, tüm savunma sanayi batı işte. Silahlar, her şey öyle. Ve bir şey üretmiyorlar. Tümden batıdan alıyor. O da tersini yaptığında sistem çöker. Bu kez ne olur? Amaro konduğunda halk Filistin halkı olsa hiç dinlemez. Koyarsan koy der. Yerim ben bunu der. Ya da Hindistan'daki Gandhi gibi Hind Hintlere Gandhi diyor ya şey sürecinde, bağımsızlık sürecinde almayın İngilizlerin mallarını diyor. Bir protestoya davet ediyor. İngilizler, şirketler İngiltere'nin üstüne hücum ediyor. Böyle bir Amaro İslam dünyasında İslam derken halkı Müslüman olan ülkelerde şu an mümkün değil. Çünkü hepsi korkuyor. İç içe geçmiş iktidarlarının gitmesinden korkuyorlar. Ama bir entegrasyon kurulduğunda eğer merkezi otor, merkezi şey karar alırsa 60 ülkede aynı anda şunları şunları boykot ediyoruz. Onu bunu vermiyoruz. 60 ülkeye savaşacak bir ülke yok şu an. Bu nedenle birlik önemli. Bu noktada da Türkiye'nin böyle bir çalışmalar olduğunu ben düşünüyorum dikkatlice izliyorum. Bu çalışmanın da çok uzayacağını düşünmüyorum. Birinci Dünya Savaşı 2040, 1945'te İkinci Dünya Savaşı bitti. Bir düzen kuruldu. Şimdi bu düzene isyanlar var. başkaldırılar var. Başkaldırmakla kalmıyor. Bir şeyi eleştirmek Değerler arkadaşlar bakın biri sürekli eleştirir. En kolay şey eleştirmektir. Yani onu kötü yaptın, bunu kötü yaptın. Karşı taraf eleştiriyorsun ya. Ya onun açıkları senin iyi olduğunu göstermez çözümle, alternatifinde ne koyuyor, Ne koyuyorsun? Şimdi vatandaş bakıyor, tamam kardeşim buna kötü diyorsun da sen ne koyuyorsun? Bu nedenle yapıcı, yol gösterici, çözümcü yaklaşmak lazım olaylara. Eleştirdiğinde, şimdi bizim vatandaşımızın ciddi bir kitle var. Eleştirdiğinde bravo falan diyor, Hamaset bağırıp çağırdığında ya vaktinizi kaybettiriyor size. Biri size bağırıp çağırıp eleştiriyorsa, inanın vakit kaybettiği kendinden bu diyor benden diyor. Tamam aynı seviyesi senin kadar. Daha çok senden daha cahil olduğu için daha çok küfür ediyor. Sadece o. Olayları analiz ederken e, her seviyede farklı bir dil ve üslup vardır. Değerli arkadaşlar. Şimdi bir söz vardır. İşte e, normal e, zeki insan ileri zeki insanlar olaylarla fikirlerle ilgilenir. İşte orta zeka e, olaylarla Geri zekalar da şahıslarla uğraşır şeklinde ya da az zekalılar. Tam ifade edemedim anlamını bilirsiniz. Şu an Türk dünyaya baktığımızda herkes birbiriyle uğraşıyor. O ona sövüyor, bu buna sövüyor. Bundan da haz alıyor. Onun peşinde de bir kitle var. Bravo, iyi çaktır filan gibisinden. İşte İslam dünyasının içinde bulunduğu durum bu. Küçük küçük işlerle, küçük küçük adamlar koca koca görünüyor. Kahraman görünüyor. Ya bakıyor, verimi söylemekten başka yaptığı hiçbir şey yok. Değerli arkadaşlar, dünya yeni bir döneme girerken, fazla bir vakti yok. 10 senede her şey olup bitecek. Joe Biden 5 sene dedi. 10 sene bana göre. Yani jeopolitik kavgalar 10 sene. 10 2035'e kadar daha doğrusu. 2035'ten sonra artık 21. yüzyılın nasıl şekilleneceği. Dijital bir dünya kurgusundan bahsediyoruz ya. Bu konuşulacak tüm dünyada. Çünkü mevcut teknolojiler insanoğlunun sosyolojisini, psikolojisini, yaşam tarzını değiştirme özelliğine sahip eğer dikkat edilmezse teknoloji sonuçta kullanana hizmet eder. Kullanan akla hizmet eder teknoloji. Dolayısıyla İslam ülkeleri niye buna müdahale edemiyormuş? Çünkü ayrı ayrı güçsüz, zayıf ve hepsinde de iktidarı seven, iktidarını kaybetmesin diye bir yönetim mekanizması var. Bu noktada Suudi Arabistan'daki mevcut Prens Muhammed Bin Selman, Türkiye'deki mevcut bir devlet aklını görüyorum. İran'da da şöyle bir kısım var. Bir araya gelerekten bir organizasyon peşindeler. Başardıklarında ortada problem kalmaz, çözülür. Zaman alır mı? Alır. E dediğim gibi bağımsızlık mücadeleleri uzun sürüyor. Değerli arkadaşlar, şimdi dün bahsettiğim, Çin Orta Doğu'ya gemi göndermiş. 6 tane savaş gemisi gönderme kararı aldı diye sosyal medyada veriyor ya. Çin bugün ana medyasında bunu haberleştirdi. Böyle bir şeyimiz yok. Biz Dün ben size ifade ettiğim gibi bunlar Mayıs'ta gelen şeyler. Biz rutin devreye görev yapıyoruz diyor. Umman'dan orada bir tatbikat yaptık. O bölgede onun için var filan diyor. Ama şu an gemisini, tankını, topunu, tüfeğini alanlar bölgede. Bir de şöyle bir şey. Hocam bizim için risk mi? bize yansımaları ne olur? Değerli arkadaşlar. Bu savaş Almanya kimeciyetleri genişlesin istemez. İran istemez. Konuşmalara bakmayın. Vekaletleri e, İran'ın İzbullah'tı, işte Suriye'deki koluydu, Irak'takiydi, Yemen'dekiydi. Endişe ve korku İsrail'in bunu genişleteceği, Netanyahu'nun genişleteceği. Yani bu noktada e, gözük dönmüş vaziyette şu an. Ama Amerikalılar şimdi bunları böyle bir sakinleştiriyorlar. Amerika'nın derdi de Filistinleri düşündüğü için değil. Bu sürecin, öldürme sürecinin e, ç, tamamen gazede Gazze'de çığırından çıkıp uzun sürdüğünde dünya kamuoyunu toparlayabilir. İki, bu savaş Orta Doğu yayıldığında Amerika kendi hesap etmediği bir işin içerisine çekilecek. Buradan nasıl çıkacağını bilemeyebiliriz. Kime savaş açacak? İran'a mı? Türkiye'ye mi? Kimi açacak? Şu an için e, Türkiye'nin yaklaşımı belli. Türkiye için risk Suriye'nin kuzeyinde zaten duruyor. Ee, Yunanistan şu an değil. Rusya-Ukrayna savaşının gidişatı belirler diyordum hep. Rusya'da artık şu saatten sonra Ukrayna'dan bir hayır çıkmaz. rus ukrayna savaşı ölü. Şöyle olduğunu düşünüyorum artık rus ukraynada Sabahleyin kalkıyorlar, kahvaltıyı yapıyorlar. Öğleye doğru ya bir iki tane sıkalım karşılıklı diyorlar. Öğrenden sonra kağıt oynamaya başlıyorlardır. Ruslar bot geçiyordur. Ukraynalılar da ne yapıyorsa bilemiyor. Artık bu hale geldi. Bitmiş bir savaş var. Hamle yapamıyorlar ufak ufak tepe. Rusların bu fırsatı değerlendirip bir hamle de beklenebilir ama sürecin uzaması şu an Batı'da çözülmeleri vesile olacağını Putin düşünüyor. Bu noktada çünkü Batı'da gerçekten Avrupa'da sürekli anlatıyorum ama bu süreç Avrupa'da başka şeylere vesile olacak gibi görünüyor. Amerika Devletleri'ndeki seçim yine aynı şekilde başka şeylere vesile olabilir. Burada notlar almıştım sizlere ama onları da şeye kalmadı vakitte bu anlamda. Bir de Tahran'da 3 artı 3 toplantısı vardı. Bizim Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da gitmişti. Bunu ilk Cumhurbaşkanı ortaya atmıştı Erdoğan. Neydi o? Bölge problemi bölge ülkeleri çözsün. Ermenistan, İran'ı sınır komşuları çözsün. Rusya, İran, Gürcistan, Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan. Tahran'da toplandı. Ravlov'un bir açıklaması vardı. Ermenistan-Azerbaycan problemi fiilen bitmiştir dedi. Yani ben anlaştırıyorum. Çünkü Ermenistan süreci görüyor. Bu noktada bizim çevremizde Amerikan üstlerine, İran güçleri tarafından atışlar var. Peşmerge ile Irak ordusu Musul'un Musul'un yakınlarında bir çatışma yaşadı. Eğer savaş yayılırsa bu bizi etkiler direkt hemen sınırımızda. Bunun içinde de devletimizin teyakkuzda olduğunu düşünüyorum. Savaşın yayılma ihtimali ne? Bir kere daha söyleyeyim. Netanyahu ya da İsrail o Siyonist tayfa elinden geleni yapacaktır ama böyle bir çatışma olsa da uzayacağını düşünmüyorum. Çünkü şu an için İran'da, Amerika Türkiye'de, Avrupa Birliği'de bu savaşın yayılmasını istemez. Rusya uzamasını ister, Çin uzamasını ister. Ama yayılmasını değil, sürecin. Çünkü savaş uzadığı müddetçe batının cilaları dökülüyor bu anlamda. Yani online olarak da tüm dünya medyasında ki batı medyası vermiyor. Şu an medyada net bir şekilde sivillerin, çocukların, kadınların öldürüldüğü görüyor. Sürpriz olabilir mi? Yani İsrail Gazze'de girdi ya. Değerli arkadaşlar İsrail ordusunda istihbaratında kendi aralarında anlaşmazlık var siyasetle. Büyük kayıp olursa bu sorgulanır. Yarın bırakılmak zorunda kalabilir. İşte bu durumda Türkiye'ye, Katar'a, Mısır'a hadi bakalım Araya girin. İsrail bir U dönüşü yapar o zaman. Ya yani Araplarla normalleşme adına biz Filistin'le de barışalım. Bu Netanyahu ekibiyle olmaz. E, o noktada hızlı bir şekilde İsrail'de bir görevden alma, yani hükümetin düşme şeyi ortaya çıkabilir ki mevcut tabloda zor görünüyor bu. Aşırı sağ bir koalisyon var. Amerika bir baskısı olabilir. Bu baskıda A şıkkı Siyonistler vazgeçmez. Gelecek seçimde ya seçimi bekler ya da silahlı kavgaya girer. B şıkkı e, İsrail bu işi çözemeyeceğini göreceği için yani halk daha doğrusu huzur istiyor. Filistinlerle bir iki devletli çözüm süreci başlat. İşte Türkiye şu anki duruşu nedeniyle o noktayı beklediğini düşünüyorum ben. E, Filistinlere ala yardım etsin. Yani ama büyük bir iş yaptılar. Bu bölgede şu an yeniden dünyanın kaderinin belirlendiği bir bölge. Bakalım. Ya ne diyoruz değerli arkadaşlar? E, alemin bir sahibi var. Olacak olan da oluyor. Bize sormuyor. Burada bir şeyler oluyor. Analizlerimde ya da değerlendirmelerimde e, değerli arkadaşlar dikkat edin. Doğrulatamadığım bir şeyi an, anlatmıyorum. Tweet atıyorum. Tweet'te bile bazen sizlerden bir şey geliyor. Çok nadir. Bakıyorum ki onu doğrulatamıyorum. Hemen geri siliyorum. Ki şu an Hemen hemen tüm İsrail medyası açık, Amerika medyası açık, Çin medyası açık, Rus medyası açık, İngiliz medyası açık. Hepsini aynı anda akılları takip ediyorum. Organizasyonları. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri sizler için e, sohbet havasında değerlendirmeye devam edeceğim. Bugünlük de bu kadar değerli arkadaşlar. Biz Ali ne diyoruz? Alemin bir sahibi var. Olacak olan olur. Bize sorulmaz her şey. Her şey kul cool hesabı üstünden yürütülmez. Bazen beklenmedik bir şey bambaşka sonuçları beraberinde getirir. Ee, biz insanlar yaşadığımız dönemde sorumluyuz. İyiler tarafında olalım. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.